Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Hafta içi her sabah olduğu gibi Gökhan Şen'le birlikte piyasaların gündemindeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirmeye çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Önemli gündem maddeleri var. Elbette dün dolar TL'deki hareket seans içerisinde 8.45'lere kadar gidiş. Sonrasında yine Merkez Bankası Genel Kurul toplantısında Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar. Bunun ardından nispi bir geri çekilme 8.25'lere ama sonrasında 8.32'ler civarında dengelendiğini görüyoruz. Dolayısıyla kur üzerinden yaşanan tartışmayı bir miktar masaya yatırmaya çalışacağız. Diğer taraftan baktığımızda yine içeride yaşanan bu gelişmelerin yansımasını makroekonomik perspektifteki beklentilerin nispeten kötüleşmesi olarak da izliyor, takip ediyoruz. Burada mesela Goldman Sachs'ın Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini aşağı yönlü olarak revize etmesi, bunun devamı gelir mi, buralardaki beklentiler neler, bunları da yine belli ölçüde değerlendirmeye çalışacağız. Diğer yandan yurt dışı piyasalara baktığımızda Archegos başta olmak üzere birçok tartışmalı alan devam ediyor. Özellikle finansal sisteme herhangi bir sistematik yaklaşımla riski sınırlandırma söz konusu olur mu olmaz mı? Elizabeth Warren'ın bu konudaki önemli çıkışları var. Bunları değerlendireceğiz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın altyapı harcama paketinin detaylarını açıklaması bekleniyor ama piyasaya sızan çok da detaylı bir bilgi yok şu an itibariyle. Dolayısıyla bir parça bunlara da bakacağız. Yine yurt dışına baktığımızda Çin tarafından gelen PMI verileri bir parça daha toparlanmaya doğru işaret ediyor. Tüm detayları konuşacağız ama öncesinde ilk rakamlar neler söylüyor? Bunların detaylarını almak için gidelim araştırma masasına. Cumhur Örnek bizleri bekliyor. Açıl, teşekkür ediyorum. Günaydın diyerek söze başlayayım. Senin de söylediğin gibi dün döviz piyasasındaki oynaklığın artarak devam ettiğini gördük. O pazar günü 8.45'e kadar yükseldikten sonra döviz bozumları, yurt içi yerleşiklerin döviz bozumlarıyla aşağıya gelmiştik. Ancak dün itibariyle gördüğümüz bizim yeniden burada yukarı doğru bir hareketin olduğu. Evet, şimdi burada şunu görüyoruz. 1396 seviyesindeyiz 100 endekste. 22 milyar TL'lik bir hacim vardı. Ancak gördüğümüz kadarıyla burada dengenin henüz daha oluştuğunu görmedik. Bir taraftan da dün 14 ayın en yüksek seviyesine gelen ABD 10 yıllık tahvilleri 1.77'ye kadar gelmişti. Şimdi orada kısmen bir rahatlama var ama Biden'ın paketinden sonra burası nasıl şekillenecek, bunu yakından takip edeceğiz. OPEC toplantısı var yarın. Onun öncesinde de petrol fiyatlarının 65 doların altında seyrettiğini görüyoruz. Ancak burada belki birazdan altına da bir parantez açarız. Sen Goldman Sachs'ın raporunu büyüme üzerinden anlattın Açıl. Ben enflasyon kısmını almıştım grafik olarak. Oradan devam edelim. Şubat ayında %15.67 olan enflasyonun Nisan ayında %18'e kadar yükselmesini bekliyor. Genel anlamda burada çizilen patikada ekonomistler 15-16'yı öngörüp ondan sonra bir aşağıya gelişi bekliyorlardı. Yıl sonundaki rakamları da 12-13 civarındaydı. Şimdi bu yaşanan finansal çalkantıdan sonra yavaş yavaş revizyonların geldiğini gördük. Goldman Sachs'ın dün yayımlamış olduğu raporda Nisan ayında enflasyonun %18'e, yıl sonunda da %15'e geleceğini düşünüyorlar. Ve daha önceki tahminlerine baktığımız zaman yıl sonu için %12,5 beklerken yapılan bu 2,5 puanlık yukarı doğru hareketten sonra Merkez Bankası'nın faiz indirilmesi aralığının ya da imkanının daraldığını düşünüyorlar. Hatırlarsan biz bir önceki PPK toplantısında Gizem iki tane anket yapmıştı. Hem bu toplantı için hem yıl sonu için. Yıl sonunda ekonomistler politika faizinde %14'e bir geri geliş bekliyorlardı. Bakalım bundan sonra nereye doğru evrilecek? Senin de söylediğin gibi kurda hareket geldikten sonra mesela yılın son çeyreğinde %2'lik aylık enflasyonlar geldiğini görmüştük. Tabii yatırımcılar belli noktalarda hem Borsa İstanbul'da yükseliş trendine alışmışlardı. Bir de altın yatırımcısı. Altın yatırımcısına ons bazında bakacak olursak eğer, orada da yaklaşık olarak 2 yıldan beri her çeyrekte üzerine koyan bir fiyatlama görüyorduk. Ancak şu gördüğümüz 8 Mart tarihinde görülen 1700-1677 seviyesine oldukça yakın bir yerde işlem görüyoruz. Çeyreklik dönemi burada kapatıyoruz ve yılın geneline baktığımız zaman 2021'de %11,5'luk bir düşüş var diyeyim. Sözü tekrar size bırakayım. Cumhur, teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Biz de başlıyoruz Gökhan Şen'le sohbetimize. Gökhan, dünkü kur hareketiyle istersen bir başlayalım. Çünkü özellikle sabah saatlerinden itibaren kademe kademe gelen, önce 8.20 sonra 8.25 sonra biraz daha hızlanarak 8.45'e kadar giden bir kur hareketi gördük.
Ardından dün öğleden sonra saat 14.30 civarında Merkez Bankası'nın genel kurul toplantısı vardı. Normalde buralarda çok piyasa mesajı duymayı beklemeyiz. Genel kurul toplantıları öyle toplantılar değildir normal şartlar altında. Fakat iletişim için bir alan olarak kullanılması tercih edildi. Aslında burada belli başlı noktalar var Şahap Kavcıoğlu'nun altını çizdiği. Belki biraz onların üzerinden de geçmek lazım. Özellikle enflasyon vurgusu. Aynı zamanda faiz konusunda enflasyonun üzerinde faiz ödenmeye devam edileceği konusundaki altını çizdiği boyut biraz daha piyasa üzerinde etkili olduğu gibi görünür. 8.45'ten 8.25'e bir geri çekilme ama şu an itibariyle zaten yine 9.06 oldukça yüksek seviyelerdeyiz. Yani dengelenme nerede olacak ona bakıyoruz ama çok yüksek yerlerde de kalmaya devam ediyoruz şu anda. Evet tabii yani işin olma sıklığı yani başkan değişme sıklığı ve yeni başkanın görevi almasının ardından mesajlar devam ediyor. Tabii yani Sayın Başkan'ın söyledikleri farklı bir durum. Bir de piyasanın bu olana bitene yüklediği anlam farklı bir durum. Bu bakımdan da açıklamalarla piyasa hareketleri örtüşmeyebiliyor. Çünkü açıklamalara baktığında yani burada analizini de yapmıştık. Yani Naci Bey'in gelişinden daha kuvvetli mesajlar veriliyor. Verilmek durumunda kalınıyor. Ve bu toplantıda bir faiz indirimi düşünülmediği hatta sıkı para politikasını gerektirecek şartların burada olduğu yani neredeyse bir adım daha ötesine geçilecek. Yani bu toplantıda faiz indirmeye gitmeyeceğiz. Gitmediğimiz gibi aslında bir sürede faizi burada tutmayı düşünüyoruz. Yani çünkü enflasyon hala da problem. Madem ki 5 hedefine de bağlıyız diye mesajlar artık gelmeye başladı. Bu haliyle baktığında yani işte para politikası işleyişinin vesaire önceki dönemde nasılsa aynı olacağı. Merkez Bankası'nın kurumsal yapısının ve işte araç bütünlüğünün, mantığının korunacağı yönündeki mesajlar geliyor. Dün etkisi de oldu aslına bakarsan. Yani konuşma öncesinde 45, konuşma sırasında 40'lar, sonra işte 30'lara kadar inen bir dolar TL var 8'ler civarında. Fakat bu tabii hala daha yüksek. O yüzden diyorum yani verilen mesajlarla piyasanın aradığı arasında farklı şeyler var. Şimdi ben bugünkü yazıda da koydum. Şimdi çok kabaca söylüyorum yani. Sadece anlamlandırabilmek, ortaya koymak için 4 tane endişe var. Bunlardan bir tanesi faizin hemen ineceği. Yani bu toplantıda bu faiz hemen inecek. Çünkü yani başkan değiştiğine göre bu yönetim faizi indirmek için geldi. Birinci endişe bu. İkinci endişe tamam inmedi çünkü ağır bir baskı var piyasada. Bu arada bu endişenin temel sebeplerinden bir tanesi eski başkanın görevden alınma sebebinin çok netlikle ortaya konulmamış olmasından da kaynaklanıyor. Evet, dolayısıyla o yüzden de böyle bir ön yargı geliyor ister istemez. Tabii yani ön yargı ve fiyatlama. Yani ben olanı biteni söylüyorum yani. Sonra diyelim ki hemen inmedi. Ya çünkü piyasadan bir baskı var. Yani çünkü kur gidiyor vesaire filan. O zaman kısa sürede iner. Yani sıkı para politikası devam etmez. İkinci endişe bu. Üçüncüsü şimdi araçlar iki yönlü. Yani indirebilirsin, artırabilirsin, devam edebilirsin filan. Yani ellerden bir tanesinin bağlı olduğu yönünde bir şüphe var. Yani faiz artıramaz. Çünkü faiz artırınca sonucu iş güvenliğinde sakata gelme olarak şey yapıyor, zuhur ediyor. Bu bakımdan olmaz. Yani üçüncü endişe bu. Ve en sonunda diyelim ki artırdı. Yani işler kötü gitti. Artırırsa da iş güvenliği olmaz. Yani böyle bir karar ağacına doğru gidiyor piyasa. Bu 4 tane endişe. Yani bunların her biri bir şekilde fiyatların içerisine giriyor. Bu da tabii yani sadece kur gitmiyor. Yani bunu daha profesyonel izleyenler çok iyi biliyorlar ki yani biz istiyoruz ki enflasyon düşsün, faizler düşsün. Dolayısıyla kredilerde bir canlanma olsun. Çünkü bu yıl da öyle bir yıl. Yani 2021 yılının özellikle ikinci yarısı artık bir şekilde işte virüsü tüm dünyaca def edeceğimiz büyük oranda işimize gücümüze büyük oranda diyorum tamamen değil ama dönebileceğimiz ne bileyim tatil falan yapabileceğimiz dışarıda yemek yiyebileceğimiz yani insanlığa ait işte günümüze ait işleri yapabileceğimiz bir yıl olmasını diliyoruz. Yani öyle bir yıl bu. Bu bakımdan da finansal koşulların gevşemesini isteriz yani sıkılaşmasını istemeyiz. Oysa ben baktığımda birçok tarafta bu koşulların sıkılaştığını görüyorum. Mesela borsada hisse senetleri değer kaybediyorlar yani şirketlerimizin değeri aşağıya geliyor. Ülkenin risk primi yukarı gidiyor CDS'i. İşte 300'lerden 470'lere, 480'lere kadar filan geldi. Faizler zaten hepsi yükseldi. Yani 2 yıllıktan 10 yıllığa kadar. İşte kabaca biri 14'tü, biri diyelim ki 15-16'lardaydı. Hepsi 19'lara, tavana yapıştı. Yani 19'lar civarında kümeleniyor. 2 yıllıktan 10 yıllığa kadar faizlerimiz. Şeylerde artış var. Yani banka bono faizlerinde, eurobondlarda artışlar var. Burada konuştuk 1-1,5 puana kadar. Varıyor bunlar. Tabii bunların fiyatları düşüyor. Likidite azalıyor.
Bu yine önemli bir problem. Öngörülebilirlik tabii azalıyor tüm bunlardan ötürü. Mevduat maliyetleri yukarı gidiyor. Yani başkan değişiminden bu yana 2 puana yakın mevduat faizlerinde artış var. Uzun vadeli kredilerde de artış var. Mesela YP krediler, yabancı para cinsinden krediler bazı bankalarda en küçük miktarlar bile genel müdür onayına bağlandı. Yani bir risk görülüyor ve bankaların kredi verme iştahı, ana işleri bu doğru ama yani o öngörülebilirliğin azalmasından ötürü ya azalıyor ya da istiyorsan bu sefer sana o öngörülebilirliğin primini krediye pas ediyor. Yani senin maliyetlerin artıyor. İşte ne bileyim türev enstrümanlarda likit de azalıyor ya da fiyat adımları açılıyor. Yani neresinden bakarsan bak hem ekonomik koşullarda, ekonomik koşullara yansıyacak yavaş yavaş hem de finansal koşullarda bir sıkılaşma var. Bu bakımdan da yani herkes aslında Şahat Bey'in şey yapmasını, başarılı olmasını istiyor. Çünkü yani hepimizin adına bir görevi var. Fakat işte zorlandığımız nokta bu. Yani ne yapılabilir burada? Yani bir sürü şey söylenebilir ama bu belli ki açıklamalarla falan olması zor. Çünkü kafalarda hep o soru. Yani diyorum yani hemen indirir, indirmezse sonra indirir, sonra indirmezse ne zaman artırabilir? Çünkü problem var. Artırırsa ne olacak? Önceki başkan da artırmıştı, o gitmişti, bir iş güvenliği yok gibi bir karar ağacına gidiyor. Yani herhangi bir şey değişilmeyecekse, şu an itibariyle bulunduğumuz yerde durmaya devam edeceksek, başkan niye değişti gibi çeşitli sorular. Bunlar işte piyasa tarafından fiyatlanıyor, doğru söylüyorsun. O yüzden ben yani kendi adıma mesela 4 adımını eğer ki çözmek istiyorsak mesela bu olanlardan rahatsızız. Dolayısıyla da bunu çözmemiz lazım. Ya da başka bir şey, ya bu piyasa şartlarıdır, bu kısa sürede yerine oturur. O da ayrı bir görüş olabilir bilmiyorum ama mesela doları işte 9-9,5'tan toplarsak Nisan-Mayıs'ta o zaman işler daha da zorlaşır. Yani o zaman hani mecburen çözmek zorunda kalırız. Çünkü geçen sefer de 8,5'a gidiyordu. Enflasyondan korktuk. Şimdi enflasyon problemi bitmedi. Yani Mart-Nisan zirvesi var. Yıl sonunda 11. En iyi şey bu. Senaryo bu. İşte şimdi oradaki beklentiler de bozuluyor. Mesela işte Goldman Sachs son 5'e doğru itiyor. Büyüme beklentini aşağı çekiyor. Yani aslında daha hızlı büyüme, daha fazla yatırım maksadıyla yaptığımız bir değişiklik eğer öyleyse tam tersi sonuç veriyor. Evet, dolayısıyla bu endişeleri giderecek ben yani 4 ayaklı bir çözüm olabilir. Birincisi zaten bu toplantıda faizi indirmeyeceğiz. Onun sinyali de geldi. Bu bir çözümdür yani. İlk toplantıda faizi indirmemek. Sonra yine bu toplantıda araçların iki yönlü de kullanılabileceği yani hands free yani eller serbest iner artar bunu yapabiliriz. Tabii ki buna olan inanç az önce bahsettiğim o şeyden ötürü azalacaktır. Fakat bunun söylenmesi gerekir. O zaman da güçlü bir yönlendirme yapmak gerekir. Yani kendini bağlarsın. Yani biri sana güvenmiyorsa ya da hala daha bir kredibilite inşası varsa o zaman bir kural koyarsın. Herkes bu sefer senden sapar kurala bakar. Yani o da bence sözlü yönlendirme olur. Öyleyse bu toplantıda yani Nisan toplantısında çıkıp 2021 yılı boyunca Amerikan Merkez Bankası'nın yaptığı gibi işte ne bileyim ECB'nin farklı yönlerden yaptığı gibi 2021 yılı boyunca faizlerde bir değişiklik olacağını beklemiyoruz. Mesajını verirsin. O zaman da bu piyasayı en son şeye götürür, en son endişeye. Yani sıkı para politikası iş güvenliğini riske atıyor. Ha, o zaman başka bir yerden adım atmak lazım. Bu Merkez Bankası'nın tabii biraz üstünde. Bu sefer Merkez Bankası başkanlarının kolaylıkla değişemeyeceği yönünde artık düzenleme mi olur? Yani ne olur bilmiyorum ama bunun çok katı bir şeye bağlandığı, kolay kolay olmayacağı, tek bir kararla olmayabileceği, bu kadar sert ya da hızlı olmayabileceği yönünde bir kanun çıkar, düzenleme olur, bilemem orasını. Fakat buradan gelecek bir güvenceyle, bu da yani dördüncü madde, bence piyasa o zaman sakinleşir. Çünkü o zaman geriye yaslandığında, evet çok fazla aksiyon yaşanmış, çok lüzumsuz şekilde hepimiz hırpalanmış oluruz. Ama günün sonunda hırpalana çözümü de bulmuş oluruz. Yani durum bu. Benim bulabildiğim çözüm bu açıkçası. Dolayısıyla aslında buralarda Merkez Bankası'nın ki dünkü açıklamanın içerisinde de vardı. Araç bağımsızlığına olan atfada herkesin dikkatlice yaklaşmasında fayda var. Çünkü şu ana kadar biz Naci Ağbal'ın görevden alınması, Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasıyla ilgili gerekçeye dair duyduğumuz tek şey Sayın Canikli'nin yapmış olduğu açıklama. O da Canikli'nin açıklamasının içerisinde ki kendisi aslında bu işleri çok doğrudan bilen bunca senedir hem ekonomi bürokrasisinin içerisinde hem aynı zamanda bakan olarak görev almış bir isimdir. Fakat resmi görevi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Dolayısıyla hükümet tarafında bir görevi yok. Biz açıklamayı bir Adalet ve Kalkınma Partisi üzerinden, iki araç bağımsızlığı üzerinden duyduk. Yani para politikası araçlarını etkin kullanamamak eğer görevden alınma gerekçesi oluyorsa belki biraz buraya atıf
yapacak bir açıklama tonlaması bulmak doğru olabilir. Çünkü aslında bağımsızlığın olduğunu düşündüğümüz yer araç bağımsızlığı ve o aracı kullanma şekli görevden alınma gerekçesi olabiliyorsa bu bir parça tartışma yaratır önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle. Biraz bunlara da atıfta bulunmakta fayda olabilir. Yani bu işin finansal kısmı ve Merkez Bankası, yani benim sunabileceğim kendi çapımda bulduğum çözüm bu. Mutlaka daha iyi çözümler de vardır çünkü... Yani yeni bir söylem geliştirilmesi gerektiği belli oluyor. Yoksa yani Sayın Başkan'ın mesajlarında yanlış olan bir şey yok. Ya da önceki dönemden farklı olan bir şey yok. İşte dediğim gibi diğer sorular bu sefer devreye giriyor. Bunu şimdi yani ilk gün pazartesi günü de söylemiştik. Daha henüz bir konsensüs oluşmadı. Fakat ekonomik beklentiler üstüne de şeyi oluşacaktır. Yani benim orada anlattığım hikayede şuydu. Yüksek Türk lirası, daha doğrusu yüksek döviz, yüksek enflasyon, yavaşlayan büyüme ve... Belki bu sene değil ama önümüzdeki çeyreklerde bu kurla düşen tüketimden ötürü neredeyse cari fazlaya yönü belirtmek için söylüyorum giden bir şey. Bir cari denge ve bu ister istemez tabii ekonomik büyüme üstünü baskılayacak ve işsizliği de ne yazık ki yukarıda tutacaktır. Yani bu bence kimsenin isteyeceği bir sonuç olmaz. Siyaseten de bu zaten sıkıntılı olur. Dolayısıyla ilk tahminler senin söylediğin gibi gelmeye başlamış. Bunlar tabii şu an çok prematüre, yani bir anlamı var mı emin değilim. Mesela kaç kurla... Niye çalışıyorsun? Onu kestiremiyorum. Yani şu an bir kur tahmini yapmak, yani yön bilmek kolaylaştı. Fakat bir seviye söylemek ya bilemezsin. Yani çok yukarıda bir yerden atıp hani belki oraya işaretleyebilirsin. Bu bakımdan yani şu an bu raporların, bundan sonra da bunlar gelecektir. Bence istikamet göstermesi dışında bir ehemmiyeti yok. Fakat gösterdiği istikametin ehemmiyeti de şurada. Sonuçta biz 5,5-6 yani büyüme revizyonları yukarı gelirken şimdi ister istemez aşağı gelecek. Bu varlık fiyatları için de önemli, işletmeler için de önemli. İşte ortalama kurla tahmin yapıp ona göre ne bileyim belki ihracatını, ithalatını ayarlayanlar için de önemli. Önemli yani. Peki burada önümüzdeki döneme dair beklentileri biraz daha hem kur üzerinden hem de oluşabilecek makro çerçeve üzerinden değerlendirmeye çalıştık. Daha önce de zaten bunun üzerine belli ölçüde konuşma şansımız olmuştu. İzleyeceğiz, takip edeceğiz. İstersen biraz dünyada olup bitenlerin üzerinden de geçelim. Geçelim. Çünkü hakikaten... Geçmeden bir küçük şey söyleyeyim. Bu stopaj indirimi gelmişti biliyorsun Ekim ayında. Onun 31 Mart itibariyle sonu geliyor. Yani mevduatta... Bir stopaj, iki... Kısa çalışma ödeneği, bu ikisiyle ilgili olarak çok fazla tartışma var şu anda bitiyor olması. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmayacağı açıklandı ama stopajla ilgili bir şey duymadık değil mi? Sen duymadık, de hayır. İyi takip ediyorsun, beni düzelt. Kısa çalışma ödeneğinin ben gerekli olduğunu düşünüyorum. Hele ki bu yeniden kapanmaların geldiği zamanda. Fakat anladığım kadarıyla bu yenilenmiyor. Bu bence önemliydi. Gerçekten ihtiyacı olanlar için olmayıp da buna başvuranlar da oldu. Burada da çok eleştirdik. Yani çok büyük şirketler. Yani patronlar çok zengin ama bir şekilde kısa çalışma ödeneğine gidiliyor. Neden gidiliyor? Yani tamam devlet karşılasın ama yani bu işlerde de vatandaşlık ödevi başka bir şekilde işlemeli. Yani ihtiyacı olanlar gerçekten faydalanmalı. Bunu da denetlemenin bir yolu yok. Yani sonuçta benim cirom düştü bunu dedikten sonra zaten devlet sana veriyor. Ama yani finansal durumu sağlam olanlar için buna başvurmamak gerekirdi. Böylece diğerlerine daha kolay yol açılırdı. Neyse işin başka bir yönü. Bir de stopaj indirimi var. Stopaj indirimi tabii yani Türk lirasında bir faiz artışı kadar etki yaratıyordu. Ha, ne kadar etki yarattığını yani didiklemek mümkün değil. Çünkü nelere bakabilirsin? Yani stopaj indirimi geldikten sonra vadeli mevduatlar ne kadar büyüdü? Ama bu şey bir veri yani tam karar veremezsin. Çünkü döviz kuru belirler. Ne bileyim ihtiyaçlar belirler, o belirler, bu belirler. O dönemdeki kredi genişlemesi belirler. Bir şey belirler. O yüzden bilmiyoruz. Sadece teorik olarak. Ha tabii kısa çalışma ödeneğinin uzamadığı, yani çalışma tarafına, çalışma hayatına bu desteğin uzamadığı bir yerde de stopaj indiriminin uzayıp ya ben işte tasarruflarıma tırnak içerisinde faizden getiri bekliyorum diyenler için de bir tatlandırıcı olması da bana mantıklı gelmiyor. O yüzden şu anki vaziyette hem kısa çalışma ödeneğinin hem de stopajdaki vadelere göre indirimin bir yıldan sonra sıfıra kadar olan kademeli indirimin bugün itibariyle gerçekten devreden kalkacağını varsayıyorum diye bir belirteyim. Fon yöneticilerinin hemen hemen tamamıyla konuştuk bu konuyla ilgili. Çeşitli programlarımız içerisinde de yaklaşık 3-4 haftadır bu konuyla ilgili olarak herkesin görüşünü aldık. Artık kalkmalı diyen kimse olmadı. Yani herkes bu uygulamanın devam etmesinin tasarrufların yönü açısından daha doğru olacağı kanaatinde. Bakalım oradaki yasal irade nasıl tecelli edecek onu izleyeceğiz. Yurt dışına baktığımız zamansa birkaç tane önemli konu var. Bir tanesi bu Archegos meselesi. Yani bu fonun içerisinde sıkışmış, ona aracılık etmiş olan kurumların hikayeleri boy boy sayfalarda yer almaya devam ediyor.
erken kaçanın canını kurtardığı, daha önce tam bu sıkışmanın olduğu dönemde bir araya gelelim, bir konuşalım, anlaşalım denildiği toplantının hemen ardından işte Goldman Sachs'ın elindeki bütün malı boşalttığı, işte yaklaşık 6,5 milyar dolar civarında malı bir anda blok olarak sattığı, aynı zamanda Morgan Stanley'nin elindeki malın yarısını çıkartabildiği, diğer taraftan bugün itibariyle işte Japon bankalarından Nomura'da zaten problem vardı, şimdi Mitsubishi'ye de benzer şekilde bunun yansıdığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Credit Suisse ise zararın boyutunu, hasarın boyutunu ölçmeye çalışıyor. Pek kolay gitmiyor oralarda işler. Birçok banka var burada zor durumda kalan. Yani ilk günde konuşmuştuk bu sonuçta bir bilinmezle ilgili. Konuşuyoruz yani bir pozisyon var. Hani niye bu adamı bu kadar pozisyon aldırdınız? Ne mantığı vardı? Onlara bir şey demek güç. Çünkü çok yüksek bir kaldıraç var. Ve anladığım kadarıyla genellikle family office yani aile bürosu şeklinde işleyen bir yer. Tabii ki böyle yerler var. Ancak öyle izin çıkmış ama zaten. Büyük paralar toplanmış filan. Yani, tabii korkunç bir şey. Ama yani zararın ziyanın boyutu nerede biter bilmiyorum. Sadece şeyden takip ediyorum. Yani dün bu işte blok satışların cumadan beri yapıldığı kağıtlarda ufak ufak tepkiler vardı. Alımlar oldu. Alımlar oldu. Demek ki bu blok satışlar bitti. Herhalde bitti. Yani zaten bu Goldman'lar, Morgan'lar işte Avrupalılar hesaplayana kadar bir bakalım acaba bizim riskler filan derken onlar zaten önden yaparlarlar bu işi. Böyle olmuştur, normaldir. Ama dediğim gibi hani nereye kadar gider ben kestiremiyorum. İlk günde kestiremiyordum ama bir long term capital management olmayacağı belliydi. O net oldu şu an itibariyle. İyi ki de olmadı yani. Fakat etkisi acaba buna benzer bir düzenleme getirir mi? Belki biraz onu konuşmak lazım. Çünkü zaten normal şartlar altında Biden yönetiminin içerisinde çok şahin görüşleriyle bildiğimiz zaten başkan adayıydı Elizabeth Warren'ın bu konularla ilgili ciddi baskı yapmaya başladığını izliyoruz, takip ediyoruz. Geçen hafta zaten bu büyük işletmelerin üzerinde bir düzenleme yapılmalı mı diye burada BlackRock üzerinden gidip Janet Yellen'a bir soru sormuştu. Janet Yellen buna kamuya açık bir şekilde biz şirketlerin büyüklüğüyle değil yaptıkları işlerle ve işlevleriyle ilgileniyoruz diye cevap verdi. Fakat bunun üstüne bu Archegos hikayesi gelince buralardaki risklerin sınırlandırılması, risk mekanizmasının doğru şekilde konumlandırılmasına dair belli sınırlamalar için yasal teklifte, yasa teklifinde bulunabileceği söyleniyor. Önümüzdeki dönemde bence biraz daha bunu o çerçeve üzerinden okumaya başlayabiliriz. Belki BlackRock için şeyden de gidiyorlardır. Yani hani konuyu açmak için söylüyorum. Bu zaten bir konu. Elizabeth Warren da bundan sonra zaten Demokrat Parti'nin sol kanadını temsil eden isim olarak finansal piyasalar üstünde çok ciddi etkisini hissettirecektir. Bu Biden işine de gelir. Yani onu kötü kişi gibi gösterip iyi polis kötü polis, iyi polis kötü polisi de oynarlar. Dolayısıyla şey bir hareket. Bu BlackRock için tahmin ediyorum şeyden söylüyorlar. Ben şimdi Yalın mı Bernanke mi tam hatırlamıyorum. Fakat böyle figürlerin yani işte Hazine Bakanlığı yaptım, müsteşarlığı yaptım, Fed Başkanlığı yaptım gibi figürler gidip bir yerlere konuştukları zaman ya da işte fikirlerini beyan ettikleri zaman bunun karşılığında bir ücret alıyorlar. Yani bir kaşeleri var. Bu kaşeler tabii birkaç yüz bin dolara kadar çıkabiliyor. Daha ben sonrasında 150 bin dolara konuşuyordu mesela. Evet, dolayısıyla birçok yerde BlackRock gibi yerde işte danışmanlık demeyeyim ama birkaç defa gidip bu işleri yapmışlıkları var. Tahmin ediyorum biraz da ondan sıkıştırıyorlar. Yani hani siz bu işleri iyi bilirsiniz, bir anlatın bakalım falan gibi de bence bir şey var orada, bir iğneleme var. Ama bir şey çıkar mı? Onun için şey bilmek gerekir. Gerçekten bu kriz nasıl oldu? Yani bu şirketlerin risk birimlerinde nasıl bir problem var? Raporlamada bir sorun var mı yok mu? Ya da bu riski alıp da ben sermayemden yiyorum da diyebilirler. Ona da kimse karışamaz belli ölçülerde. Onları bir görmek lazım. O yüzden hani nereye gider bir şey bilmiyorum henüz. Bugün yine Amerika'dan konuşmaya başlamışken Biden'ın altyapı paketini açıklamasını bekliyoruz. Bu paketin içerisinde neler olabileceğine dair rivayetler muhtelif. Net olarak şu ana dek sızmış olan şu ya da bu var şeklinde bir şey görmüyoruz. Fakat bir tek kurumlar vergisini %21'den kademeli olarak %28'e çıkacağı, bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada en yüksek kurumlar vergisi uygulayan ülkelerden bir tanesi haline getireceği, bütçe açıklarının finansmanının 3 aşağı 5 yukarı bu yollarla sağlanabileceğine dair detaylar var. Bir de 300 milyar dolar civarında bir kaynağın, bu paketin içerisindeki bir kaynağın doğrudan altyapı harcamalarına, yani şehirlerin altyapısının harcanmasına dönük olarak kullanılacağına dair bir haber okudum. Onun dışında çok net bir şey görmedik. Haklısın, şey var, bir karmaşa var. Yani birkaç tane şey var ama elimizde, o da şu. Büyüklük de belli değil bu arada. Belli değil. Mesela dün Washington Post'un işte 2 nokta küsür. Ondan 2 nokta önce 3 diyor. Ondan önce 3 bekleniyordu filan. Bir trilyonluk bir şey olacağını anlıyoruz yani şey bu. Fakat prensip olarak birkaç tane madde var. Bunları zaten yani hem seçim beyannamesine koymuştu,
Hem o yaptığı işte rallilerde, şeylerde, konuşmalarda eyaletlere gittiğinde de aktarmıştı. O yüzden bunlara bağlı kalacaktır. Bunlardan bir tanesi bu altyapı yatırımları. Altyapı yatırımlarından ne anlamamız gerekiyor? Yani hakikaten Amerika'nın o eskimiş sulama vesaire, o boru vesaire hattının yenilenmesinden, tesisatlarının tut da işte şey, taşıma, transportasyon vesaire, bu alanlara kadar çok ciddi yatırımlar gelecek. Yine enerjide dönüşümü, yani yenilenebilir, yeşil enerjiye ilişkin çok ciddi atılımlar gelecek. Ve bildiğin altyapı, yani köprü, otoyol vesaire, hem zemin geçit neyse, bunların yapımında bu paranın harcanacağını anlıyoruz. Bir de bu dijital dönüşüm konusu çok öne çıkacak. Bunlar alanlar. Şimdi işin bir de sosyal güvenlik tarafı, yani Amerikan vatandaşları arasındaki eşitsizliği azaltacak yatırımlara da para harcanacağını söyleniyor. Fakat o bugün açıklanmayacak. O Nisan ayında açıklanacak. Genellikle altyapı, ya ne gibi önlemler geleceği. Tabii işin birinci şeyi bu. Yani bilmiyoruz nereye, ne kadar, ne geleceğini, ama yani birinci kısmı bu. Dolayısıyla yeşil, yenilenebilir, özellikle altyapı ve dijital dönüşüm. İkincisi bunun finansmanı konusu var. Burada da zaten vergilerin birileri tarafından karşılanması gerektiği malum. O da diyor ki ben bu yatırımları yapayım. Hazır bu yatırımları finanse ediyorken bu eşitsizlikleri azaltacak bir vergi sistemine doğru da geçeyim. Yani bu şirketler o kadar çok para kazanıyorlar ki sadece ve sadece kendi hisselerini geri almakta bunu kullanıyorlar. O bakımdan ben bunların kaçabilecekleri boşlukları azaltıp şu kurumlar vergisini bir artırayım. Yani bir isteği bu. Diğer bir isteği de bu gelir vergisi, ki işte Amerika'da buna hani wealth tax falan da diyorlar, yine Warren'ın bastırmasıyla. Yani refahtan alınacak pay. Varlık vergisi. Varlık olacak. Vergisi, ama bunun nasıl olacağını da kimse bilmiyor. Bu bakımdan belki gelirlerden daha da yüksek vergi alarak vatandaşlar arasındaki eşitsizliği bir parça azaltmak istiyorlar. Çünkü çok eşitsiz bir toplum. Türkiye'ye yakın. Aynı zamanda da eşitsizliğin katları son yıllarda giderek artıyor. Yani çok Ali Can'dan çalmamak için detayına girmiyorum. Böyle bir problem var. Yani elimizdeki şeyler bunlar. Eşitsizliği azaltacak, yenilenebilire yönlendirecek, altyapıya gidecek. Bunu da vergi artışlarıyla finanse edecek bir paket geliyor. Eğer ki çok büyük olmazsa 3-4 trilyonlar civarı, belki uzun vadeli faizleri de azıcık aşağı çeker, yardımcı olur filan. Ama çok aşkın bir şey gelirse o zaman faizleri biraz daha yukarıda görme riski var. Açıl şu haliyle bile Amerika bu sene 7'ye yakın büyüyecek. Bu korkunç bir şey yani. Peki, istersen kısa bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte olacak, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu Ankara'dan bizlere katılıyor. Bu bölümde Ali Can, günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın. Şimdi vaka sayısı 37 binlere kadar çıktı. Salgının başından bu yana ulaşılmış en yüksek vaka sayısına gelinmiş oldu böylelikle. Ayrıca yine şehirler bazında bakıldığında vaka sayılarının 100 binde oranlarıyla değerlendirdiğimizde müthiş artışlar var. Yani İstanbul üzerinden bakarsak mesela başlangıcı 100 binde 64 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. O dönemde 100 binde en yüksek olan il Samsun'du, 100 binde 400'ler civarındaydı. İstanbul bir ayda 100 binde 400'lerin üzerine gelmiş oldu. Yani o dönemin en yüksek ilinin seviyesine kadar ulaşmış oldu İstanbul, ama diğer şehirlerin de tamamında neredeyse artış var. Dolayısıyla şu an itibariyle tabloyu ve alınabilecek potansiyel önlemleri bir parça değerlendirmek lazım sanırım. Doğru. Samsun'da mesela 586'ya ulaşmış durumda, ama İstanbul'daki artış oranı tabii diğer illere göre çok daha yüksek. Şimdi kabine toplantısı sonrası açıklanan yeni önlemler sonrasında Ankara'daki yetkililerin düşüncesi hem yeniden önlem tarafına dönülmesi, hem söylemde de artık mesela işte dün Sağlık Bakanı'nın açıklamış olduğu gibi işte mutant virüsün oranında Türkiye'de %75'lere ulaşıldığı ortalamada. Hatta bazı noktalarda %95 oranının görüldüğü. Bu noktada önlemlerden başka aslında vatandaşların kendi önlemlerini kendilerinin alması gerektiği ve özellikle işte kapalı ortamlarda bulunulmaması konusunda, çünkü mutant virüsün özellikle İngiltere mutantının bulaşıcılığının daha yüksek olduğuna yönelik açıklamaları da yapmışlardı. Bunlara dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Şimdi dün görüştüğüm birkaç isimden almış olduğum izlenim şu, onu aktarabilirim. Kabine toplantısı sonrasındaki açıklanan önlemler, evet, çok
ciddi oranda, ciddi büyüklükte, ciddi kapamalar değil belki. Ama vatandaşlara yeniden bakın işte bu virüsün oranı gittikçe yükseldi. Ve bu noktada ilk adımlar bunlar. Eğer devam ederse daha farklı adımlar atılması da gerekebilir yönündeki en azından algının tekrar yerleştirilmesi açısından önemli olduğu düşünülüyor. Beklenti bu haftadan itibaren yani yasaklardan sonra alınacak verilerin geçen haftaya oranla daha iyi olması yönünde. İşte bunlar beklenecek, görülecek. Dediğim gibi mutasyonun her geçen gün artması açıklaması sonrasında da alınan yeni açıklanan yeni önlemlerle beraber işte hafta sonu yasaklarıyla beraber diyelim bu oranın daha düşmesi hedefleniyor, bekleniyor. Eğer düşmezse ekstra işte dün de konuştuk sizinle. Dün konuştuğumuz gibi ekstra kademe kademe yeni önlemlerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Ama dediğim gibi beklenti dünden itibaren bu oranların düşmesi yönünde. Zaten bugün de ana gündem maddesi bu olacaktır. Özellikle aşı çalışmaları konusunda gelinen nokta vurgulanacak bugün tahminime göre. Yine sprey aşının yıl sonunda hazır olmasına ilişkin dün de Sanayi Bakanlığı açıklama gelmişti. Sağlık Bakanı da benzer yönde açıklama yapmıştı. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün bu konuya da değinebilir. Ama birinci öncelik işte koronavirüsün, COVID-19'un tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 3. dalganın zirvesine ulaşmış olması ve bu noktada alınacak önlemler muhtemelen dediğim gibi hem aşı diplomasisi, aşı konusu bugün Cumhurbaşkanı'nın gündeminde olacaktır grup toplantısında. Hem de Covid ile ilgili alınan önlemlerin ilerleyen zamanlardaki devamının ne olup ne olmayacağı konusuyla ilgili olarak görüşmeler yapılacaktır. Dolayısıyla bahsettiğim gibi iç politika anlamında öncelikli gündem Covid-19. Yine HDP'nin kapatılması konusu bugün muhtemelen Ankara'nın en sıcak maddelerinden birisi olacak. Çünkü Anayasa Mahkemesi bugün raportörün raporunu görüşecek. Dün gelen bilgilere göre bir takım usul eksiklikleri var Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın göndermiş olduğu dosyada. Yani işte bir takım isimlerle ilgili yanlışlıklar var. Görev tanımlarında eksiklikler olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla iki seçenek var aslında bugün Anayasa Mahkemesi'nin önünde. Ya usul eksikliklerinin tamamlanması için iddianamenin iadesine karar verilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bu eksiklikler tamamlanıp yeniden dosya Anayasa Mahkemesi'ne getirecek ya da iddianame kabul edilecek ama yine bu eksikliklerin giderilmesi için Yargıtay Başsavcılığından yazıyla talepte bulunacak Anayasa Mahkemesi. Talep sonrası gelen yeni bilgiler üzerinden de dosya görüşülmeye devam edecek. Eğer iddianame kabul kararı verirse de kapatma davası resmen başlayacak. Dolayısıyla muhtemelen bugün iç politika anlamında söylüyorum ikinci sıcak gündemde bu olacaktır. Dün özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen erken seçim çıkışına Milliyetçi Hareket Partisi'nden cevap gelmişti. Muhtemelen benzer cevap bugün AK Parti'den de gelecek. Yani erken seçimin Türkiye'nin gündeminde olmadığı, seçimin zamanında 2023 yılında yapılacağına ilişkin AK Parti'den de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir değerlendirme gelecek diye tahmin ediyorum. Bir diğer konu bir çalışma var bilindiği gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomik Reform Paketi içerisinde vergilerle ilgili düzenlemeler. Buna ilişkin bir takım çalışmayla ilgili olarak bir takım ayrıntılar konuşuluyor Ankara'da dünden beri. İşte vergilerde kriterlerin değişmesiyle ilgili olarak mesela ikinci el otomobillerde %5 vergi geleceğiyle ilgili olarak bir takım çalışmaların olduğu ifadeleri var. Dediğim gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları bunlar. Henüz kamuoyuyla paylaşılmış detayları, ayrıntıları konuşulmuş noktalar değil ama işte bir iki gündür Ankara'da vergiyle ilgili kriterlerin değişeceğine ilişkin bir düzenlemenin yapıldığı, çalışıldığı ve yakın zaman içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu konunun da geleceği yönünde bilgiler paylaşılıyor. Belki bu konuyla ilgili özellikle medyada konuşulmaya ve tartışılmaya başlandıktan sonra bu konuyla ilgili bir açıklama gelebilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Dış politika tarafına gelirsek de Borrell'in blogda yani blogunda yazmış olduğu Avrupa Birliği Türkiye ilişkileriyle ilgili yazmış olduğu bir yazı var. Bu önemli, bugün konuşulacaktır. Köprüler kurma ihtiyacı başlığıyla yakın zamanda Türkiye ile Avrupa Birliği arasında işbirliğinin olması Avrupa Birliği'nin stratejik anlamda çıkarına olduğu bir kez daha vurgulanıyor Borrell tarafından. Dolayısıyla 6 Nisan'da bilindiği gibi yetkililer Türkiye'de olacaklar ama o zamana kadar da birlikte Türkiye arasındaki ilişkilerin sıcak olacağı yönünde mesajlar var. İzleyip takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Alican. Aktardığın bu notlarla birlikte biz de sabah raporunun sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir ara var. Sonrasında saat başında Gizem Uzuner yatırım bülteniyle karşınızda olacak.